hafta başına geçerdi. Önce ikinci gün telefonların hepsi kayıptı. Yani sadece aklıma gelen orada telefonun alarmını kurmuştum 8.45'e. 8.45'te alarm edince yatağın tam altına gitmiş. O da tam sıfır oturmuştu zaten. Allah'ın bir inayesi yatağı kaldırdık, telefonu aldık. Onun ışığıyla çocuk durmuyor kucağımızda. Muhammed Alparslan. 6 aylık bebeğim. Diğer çocuklarım zaten olayın olduğu anda direktmen şehit düştüler. Bir şey yemedik, sadece şey var, vazelin buldum öbür taraftan, vazelin biraz yedik ve tabi sıkıntı yaşattım bilmiyorum, ağzımız bayağı kapanıyordu. Az bir yemek kaşığı kadar kendi iktidarımızdan soğuttuk, orada beklettik. Onu içemedik zaten. Tekrardan tükürdük. Oğlum vardı işte, Muhammed Alparslan. Onu kendi ağzımdan çıkarttım. Tükürükle beslemeye çalışıyordum. Eşimin artık sütü gelmiyordu. Beşinci gün işte Muhammed Alparslan artık dayanamadı. Ben nabzına baktım. Kalbini dinledim. Sabah yine aynı saatte 6'da. Kardeşler yine aynı saatte vefat etti. Yer Palke. Fark ederken eski lamine parkeler var ya, bu 20'ye 20 santimde. İlkinde yer kapalıydı. İkinci depremde orası açılmış. Bunu ben 7. günü fark ettim. 1-2-1-2 yani nefes aldığımız yer sadece hava gelen yer orasıydı. Acayip toz oluyordu zaten. Ağzımızı yüzümüzü kapatıyorduk. Bir de saatimiz vardı. Allah'tan o saatin ışığıyla baktım 7. gün akşam saat 3.30 müydü 4 müydü sabaha karşı. Ya hidayet bak dedim, şuradan bak bir şeyler var, ben elim attım. Tuğla ıslak, nemli. Verdim gösterdim, inanmadı. İyice kazdım baktım su çıktı. Kar suydu yani, ben kar suyunu nerede bilsem bilirim. Ama memlekette kar yok. Allah bize böyle bir hidayet gösterdi. Oradan tekrardan işte o su çıkarttığım yeri komple genişlettim. Koltuğu şey sandalye var, dev koltuk vardı, ondan kıra kıra oraya genişlettim. Tekrardan o çıkışa vardım. Orada da komple şey ilikti işte. Tamam üstümüzdeydi. Orada da bir metre kadar yerimiz vardı. En sonunda da tam çapraz köşemizde bayağı oraya temizledim, açtık, çıkarttık. Allah sağ olsun, Allah razı olsun. İnancınızı kaybettin mi bilmiyorum. Hayır. Ve buradan çıktığım zaman eşimle birlikte sadece Allah yoluna dergah da ev dergah için çalışacağım. Ben iş de yapmayacağım. Sadece Kur'an-ı Kerim'imizi, ben 32 yaşındayım, utanıyorum. Tüm Türkiye duysun isteriz. Kur'an-ı Kerim öğrenmemek çok büyük ayıp. Çok büyük ayıp. Ben yani dualarla orada ayakta